Erzincan olarak depremlerle yıllarca tanışmış, yaşamış bir şehir. Bu şehrin insan olarak da neler yapılması gerektiği noktasında geçmiş dönem belediye başkanlarımız, belediyemiz ve yöneticiler hassasiyet göstererek bugüne kadar kentsel dönüşümde bir emek koydular. İnsanımızın daha rahat, daha huzurlu ve daha güvenli konutlarda yaşayabilmesi için riskli olan konutların bir an önce dönüştürülmesi kaçınılmaz bir neden. Bugün Erzincan'ımızın tabii bireysel olaraktan da kentsel dönüşüme katkı sunan epeyce insanımız oldu. Mahalleler arasında şu anda %50'ye varan 92 depreminden sonra bir yenileşme söz konusu. Diğer %50'lik kısım depremden, 92 depreminden önceki yapılar ama bunların büyük bir kısmı tek katlı olanlar. Bu son deprem bir farkındalık oluşturuldu. Herkes özellikle depremle ilgili açıklamaları bulunan hocalarımızın da sayesinde bir ön hazırlık nasıl yapabiliriz, depreme hazır hale gelebilir miyiz diye artık vatandaşlarımız Fatih Mahallesi'nde, Yunus Emre Mahallesi'nde, Ergenekon Mahallesi'nde ve birçok mahallede kendi binasını riskli görenler bizim binaları bir inceletebilir misiniz diye talepleri var. Biz de Erzincan Belediyesi, Üniversite, Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü, Özel İdare olmak üzere Sayın Valimizin de bilgileri dahilinde bir komisyon kurulması kararı verildi. Buna özel sektördeki mühendis arkadaşlarımızı da katılım sağlayarak Erzincan'da bu riskli binaların risksiz hale nasıl getirebiliriz, kentsel dönüşümünü nasıl sağlayabiliriz, bunlarla ilgili yerel dinamiklerde neler yapabiliriz, bunların hesabını yapmaktayız. Yüksek kata karşıyız. Erzincan'da mevcut mimarinin, yatay mimarinin sabit kalması gerektiği kanaatiyle hareket ediyoruz. Çünkü depremle birlikte yaşamayı öğrenen bir şehir olmak zorundayız. Onun için de bugün Erzincan'da yatay mimari devam edecektir. Bu bilinçle hareket eden belediyemiz ısrarını devam ettirecek kanaatindeyiz.